Derler ki pazartesi mahmurluğunu nasıl atacağız? Nasıl geçecek acaba? Her pazartesi geldiğinde hep şunu soruyorum kendime. Biz cumaya kavuşacak mıyız? Oysa evrende hiçbir zaman için gece acaba gündüzü yakalayacak mıyım? Ya da gökyüzünde geceleri yıldızlar var olacak mıyım diye endişeye kapılmazlar. Çünkü kainat kendi içinde muazzam bir döngüde hareket eder. O yüzden de pazartesiyi gören şekerim cumayı da görür diyoruz ve gördüğünüz gibi biz cuma gününe daha geldik ve cuma gününe de kavuştuk. Şükürler olsun. Efendim dün birkaç tane yorum gelmiş. Başakarım uçuk mu oldu dudağınız diye. Uçuk oldu annem. Havalar biliyorsunuz dengesiz. Bir sıcak bir soğuk efendim. Bugün bakın mesela Hilal de üşütmüş. Sabah bir geldi burnu akıyor. Dedim ki Hilal kendini toplaman lazım. Çünkü biz bayram programını da çekeceğiz. Sevgili yönetmenim ve Hilal'le birlikte biz 3-4 kişilik bir ekibiz ama aslında devasa bir ekip gibi. O kadar yetenekli ve başarılı bir ekibim var. Hepsine ayrı ayrı huzurunuzda teşekkür ediyorum. O da hastalanmış. Çok dikkat edin ne olur. Gündüzleri çok sıcak. Koştura koştura girip soğuk sular içiyoruz. Sonra uyurken üzerimizdeki pikeyi atıyoruz. Üzerimizdeki örtüyü atıyoruz. Sonra camdan içeriye doğru soğuk vuruyor. Terlemiş oluyoruz falan. Tam böyle hastalık havası. Zaten aşırı sıcaktan her yerde yılan, fare, haşere haberi almaktan içimize fenalık girdi. Ben artık gerçekten ne parka gidiyorum, ne yürüyüş yapıyorum. Çok korkuyorum bu aralar. İnsan aslında korkmamalı, korkularıyla yüzleşmesi gerekiyor diyorlar ama yok anacığım ben o işi yapamıyorum. Ya o yüzleşme falan filan yok. Ben almayayım. En güzeli ben kendi önlemimi kendim alayım. Her an karşıma çıkacak diye öt cazım kapıyor. Çünkü geçenlerde bir yılanla bir münasebetimiz oldu kendisiyle. Çok hoşlaşmadım. O yüzden de bir daha da böyle bir şey yaşamamak için en güzeli çalı çırpıdan uzak duruyorum. Nerede böyle ot mot var, nerede çalı çırpı orman var, biz uzak durmayı kendim daha doğru buluyorum efendim. Hele tarla, bayır, çayır hiç gezmiyorum. Öyle dalından domates toplayalım mı? Yok anacığım. Dalından çiçek, erik yok. Biz bu aralar hiçbir şey dalından sevmiyoruz. O yüzden gidip biz marketten, pazardan almayı tercih ediyoruz. Benim için çok daha doğru bir tercih gibi geliyor. Evet, yine magazin dünyası tabii ki her gün yeni bir güne uyanıyoruz. Her gün birileri birilerine kızıyor. Bir bakıyoruz ki birisi mahkemelik oluyor. Öbürü düne kadar iyiyken bugün birbirlerini yapıyorlar. O yüzden de söyleyemeyeceğim şeyler. Bu magazin dünyası hakikaten çok enteresan. Aslında sadece magazin dünyası olarak da değerlendirmeyin. Sosyal hayatınızın içerisinde benim ballı kurabiyelerim mutlaka kendi içinizde de vardır. Böyle çok iyi anlaştığınız, çok iyi arkadaş olduğunuz birisi bir bakmışsınız ki size düşman olmuş ya da bir tartışması olabilir, gerilebilirsiniz. İnsan kardeşiyle bile yeri geliyor, ailesiyle, annesiyle bile fikir ayrılığına düşüyor. O sırada bir bakıyorsunuz, dün size canım ciğerim, dostum kardeşim diyenler ho 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 ipinizi pazara çoktan çıkarmış, dilden dile dolaşanlar kulübüne katılmışsınızdır. İşte bu dilden dile kulübüne katılanlardan bir tanesi de düne kadar birbirlerine övgüler, mehdiyeler yaptıran sevgili Acun Ilıcalı ile Aziz Yıldırım arasında gerginlik an be an artıyor. Ve bizler de bu gerginlikleri seyrediyoruz ve diyoruz ki umarız bir an önce tatlıya bağlanır. Koca koca adamlar, Acun da çok kıymetli bir adam, sevgili Aziz Yıldırım da. Buyurun efendim, bakın neler söylemişler birbirlerine. Aziz Yıldırım döneminde 600 milyon euro borçla bıraktı Aziz Yıldırım bu kulübü. 600 milyon euro. Ya bir insan bir kulübü 600 milyon euro batırıp öyle gider mi? Geliyorsun bir kulübe. Ben yani Ali Koç'a şaşkınım yani. Kulübe geliyorsun 600 milyon euro borç var. Ne güzel. Aziz Yıldırım'ın olacağı var mı? Yok. Paranı al git. 600 milyon euro ile kulübü batır. Ondan sonra da başkanlık yap. Ne güzel başkanlık bu ya. Ondan sonra şimdi gelmiş borç 300'e inmiş. Ondan sonra inen borcu da hala şey yapıyor. Vay kim ne para verdi diyor. Onları soracağız diyor. Devamlı posta koyuyor böyle. O dönemler geçti artık. İnsanlar böyle birini görmek istemiyor zaten. Herkese posta koyup kendisine bir konuma koymuş. Ona gider yapıyor, buna gider yapıyor. O Fethullahçı diyor, o Adnancı diyor, o bir Fenerbahçe düşmanı diyor. Bunu yapacağız. Ya bırakmışlar. Zamanında yapsaydın o zaman da şampiyon olsaydık. 600 milyon euro ile kulübü batır.
Evet, tabii bir de Aziz Yıldırım'ın bir videosu vardı arkadaşlar. Sevgili Acun Ilıcalı'ya hakaret ettiği bir video elimizde. Olmayabilir gerçi, çok da önemli değil ama ben söyleyeyim isterseniz. Şöyle, efendim, bunlar biliyorsunuz Fenerbahçe ile ilgili başkanlık seçimi ve maratonu ne zaman başladı? Bunların arası bozuldu. Şimdi nasıl bozuldu diyeceksiniz. Sevgili Acun Ilıcalı biliyorsunuz koyu Fenerbahçeli. Hakikaten bugüne kadar Fenerbahçe takımı için çok fazla şey yaptı. Kendi kanalını Fenerbahçe bir dönem maddi olarak çok büyük bir krize girdiğinde, transferler gerçekleşmediğinde, futbolcular paralarını almadığında sevgili Ali Koç Acun'un kapısını çaldığında Acun seve seve buna okey verdi. Ve biliyorsunuz kanalının tüm imkanlarını sevgili Fenerbahçe kulübü için açtı. Ve ne yaptı? O gün yardım kampanyası düzenlendi ve ciddi bir rakam toplanmıştı. O yüzden Acun Ilıcalı hakikaten bu ülkede ne olursa olsun, yok devlete yakındı, yok işte hükümete yakın, yok işte Cumhurbaşkanı'na yakın, ona yakın, buna yakın. Beni hiç ilgilendirmiyor. Önemli olan şey Acun benim bir meslektaşım. Birlikte Uçan Kuş döneminde çalışma fırsatı yakaladım. Ben o zaman Show Haber'deydim. Reha Muhtar'da çalışıyordum. Kendisi hemen yan odamızda Show TV binasının içerisinde. Orada Acun Firarda'yı yapardı ve karşılaşırdık. Son derece kibar, herkese karşı son derece saygılı. Hatta ve hatta birlikte o dönem çalıştığı muhabir arkadaşlarıyla uzun yol arkadaşlığı yapmaya devam etmiş olan, parayı buldu diye, medya patronu oldu diye eskiden görüştüğü arkadaşlarını bugün burun kıvıran bir adam hiçbir zaman olmadı. Şimdi yiğidi öldür, hakkını yemeyin demişler. Ayrıca da Acun Ilıcalı bugün ne olursa olsun özel hayatındaki sıkıntıları ve vesairesi, ülke, hükümete olan yakınlığı. Ya bu ülkede şu anda hükümete yakın olmayan kim var? Ya da hükümete yakın olduğu için işleri iyi gitmeyen biri var mı? Yok. Hiç olmazsa en azından Acun hükümete yakın da olsa, öyle de olsa, böyle de olsa yanında çalışanların parasını ödeyen ve bu programlar sayesinde benim birçok meslektaşım, birçok bu işlerin okulunu bitiren insanlar şu anda onun yanında ekmek yiyorlar. Öyle ya da böyle. O yüzden patronluğu tartışmasız. Özel hayatı derseniz beni hiç ilgilendirmez. Bu onun özel hayatı. Bu onun kendi hayatı. Yeri gelince yaptığı hataları, yanlışları zaten biz burada vurguluyoruz. Söylüyoruz Acun'a bunu yapmamalıydın, etmemeliydin diye. Ama Aziz Yıldırım meselesinde Acun'la ilgili ne zaman bir konu olsa her seferinde konu dönüyor, dolaşıyor, Adnan Hoca'ya getiriliyor. Bana göre bu çok yanlış. 18 yaşında genç bir adamın o dönem bağlı bulunduğu, gittiği ya da cehaletinden 18 yaşa, hiçbiriniz 18 yaşında hata yapmadınız mı? Hepimizin 18 yaşında düzgün arkadaşları mı oldu? Hepimiz 18 yaşında 50 yaşındaki bir akla, deneyime mi sahiptik? O dönemler, ona bakacak olursanız ünlü camiasında insanların %80'i zaten Adnan Hoca'yla görüşen, Adnan Hoca'yla diyalog kuran, onun olduğu yerde olan adamlardı. Çünkü Adnan Hoca'nın ilk çıkış noktası din, kitap, Allah, yani kendisini Cenab-ı Hak'la arasında bir köprü görecek kadar şuursuz bir adamdı zaten. Ona kanan insanlar oldu mu? Oldu. Birçok yuva yıkıldı mı? Yıkıldı ama geçmişte bunlar oldu. Olan oldu. Zaten şu anda da cezasını çekiyor ve şu anda da zaten cezaevinde adalet sistemi ona gereken cezayı verdi. Hukuk işledi, devreye girdi ve oldu. O yüzden hani Aziz Yıldırım'ın da yıllar sonra kalkıp da Acun'u Adnan Hoca ile vurması ve hatta bir basın toplantısında ona gerizekalı demesi çok çirkin bana göre. Ben hayatım boyunca hep şuna inanmışımdır. Biriyle tartışırken de, kavga ederken de, bir fikir ayrılığı yaşarken de her zaman için usluba çok kıymet verdim. Belden aşağı vuran, tartışırken sizi kadınlığınızla ya da erkekliğinizle ya da karakterinizle ya da yapmadıklarınızla ya da ola ki bir dönem omuzunda ağlayıp onu kendinize dost bilip anlattıklarınızla sizi vuran insanlardan zaten jet hızıyla uzak durun. O yüzden mesleki hayatımda da küfürlü konuşan, belden aşağı vuran, namus, edep bilmeyen, utanma duygusu olmayan, artık ar damarı çatlamış, yüzü keçeleşmiş, bir şey söylerken hiç utanmayan, yattığı kalktığı adamları rahatlıkça paylaşan ve buna da özgürüm, ben dobrayım deyip de küstahlaşan insanlardan hayatım boyunca uzak duruyorum. Çünkü bunlar kendilerini delikanlı, mert, dobra, her yerde her şeyi söyleyen,
hiçbir şeyden korkmayan, böyle bıçkın delikanlı gibi davranan kadınlar ya da adamlarla dolu etrafımız. Oysa ki dobralık dediğiniz şey, karşınızdaki insanın namusunu, edebini böyle bir kadavra gibi masaya yatırmak değildir. Dobralık dediğiniz şey, birinin hatasını, yanlışını ya da doğru yolda gitmediğini, yanlış yola saptığını gördüğünüzde uslubunuza dikkat ederek, ona dostluk yaparak, bir kardeş gibi sarıp sarmalayarak konuşmaktır. Ya da aranız kötü olduğunda bir dönem senin omuzunda sana derdini, sıkıntısını, üzüntüsünü anlatan birisinin aranız kötü olduğunda gidip 7 düvele 7 köye de anlatmazsınız. Bu da bana göre ne delikanlılık ne dobralık, bildiğin ahlaksızlık yani. O yüzden de şimdi konuyu Aziz Yıldırım'a getirirsek, bana göre Aziz Bey'in yaptığı da doğru değil. Yani bir uslup diye bir şey var. Ne olursa olsun yani tartışmayı becermek lazım. Bunu sadece Aziz Yıldırım için değil, bütün bu konudaki insanlar için söylüyorum. Ayrıca da biliyorsunuz Jose Mourinho'ydu galiba. Evet, o Fenerbahçe'ye teknik direktör olarak ülkemize geldi. Anlaşma sağlandı ve çok ciddi de bir rakam ödendi. Orada da aslında gerginlik oluştu. Çünkü Aziz Yıldırım Jose ile kendisinin görüştüğünü, kendisinin transfere adım attığını, ilk diyalog kendisinin kurduğunu söylemişti. Ama Acun bunu yalanladı. Olaylar oradan sonra zaten daha da patladı. Çünkü Acun Ilıcalı Ali Koç'un aslında Mourinho ile diyaloğa girdiğini, Mourinho'nun da zaten Fenerbahçe'yi bildiğini, takımı çok iyi bildiğini ve Aziz Yıldırım'ın seçimleri kazanmak için Mourinho ile iletişime geçip aslında yüksek miktarda bir para teklif etmiş teknik yönetmene, ama teknik yönetmen buna rağmen Ali Koç'un ve Acun Ilıcalı'nın teklif ettiği rakamı kabul ederek buraya gelmeye karar vermiş. Aslında baktığınız zaman ne önemi var ki bunların? Ortada bir Fenerbahçe takımı var. Ortada neredeyse yıllardır ayakta durmaya çalışan bir kulüp var. Ve zaten bizim ülkemizde biliyorsunuz ki futbol bütün spor kavramlarının üstünde bir dal, üstünde bir bölüm. O yüzden de futbol olduğu zaman sokaklarda eğlenceler olur. Takımlar insanların stres attığı, sahalara gittiğinizde hep beraber coşkuyla eğlendiğimiz, aslında birlik beraberliğimizi bu tarz müsabakalarda, bu tarz maçlarda bir araya getirdiğimiz bir alan. O yüzden de yani bir başkanlık seçimi için bu kadar da çirkinleşmenin, ne bileyim ya, bana göre bir anlamı yok ya. Bana hep zaten çok manasız gelmiştir. Önemli olan, eğer burada Fenerbahçe'nin selameti, iyiliği, taraftarların mutluluğu, çünkü o taraftarlar da gidip forma satın alıyor, o taraftarlar para harcayıp takımın maçını izlemeye geliyor, o taraftarlar kart çıkartıyor, abone oluyor, yani bir sürü paralar harcanıyor sırf sevdikleri için. O yüzden de bence Fenerbahçe takımının taraftarına büyük ayıp ediliyor aslında bu kavgalarda, bu tartışmalarda. Burada önemli olan şey taraftarların mutluluğu, takımın BK'sı ve geleceği. O yüzden umarım aralarındaki koca koca adamların bu sorunlar bir an önce tatlıya bağlanır. Ama tartışmayı usturuplu yapmakta fayda var. Acun neticede çıkıp kendisine yönetime teklif gelmiş. Yani Ali Koç Acun Ilıcalı'ya bir teklifte bulunmuş. O da bu teklifi kabul etmiş. Bundan daha doğal ne olabilir? Neticede bir Beşiktaş taraftarı değil ki bu adam. Yıllardır Fenerbahçe'nin içinde olan, ona gönül vermiş bir adam. Bu yüzden de bazı şeyleri de yaparken de dengede tutmak gerekir. Ki bu arada da hani şimdi bunu izleyen insanlar da Acun Ilıcalı'ya yalakalık yapıyorsun. Ona hayatım boyunca Acun Bey'den bir kez dahi bir şey istememişimdir. Hayatım boyunca hiçbir zaman kapısını çalmamışımdır. Ben sadece Acun Ilıcalı değil arkadaşlar. Hayatım boyunca hiçbir medya patronunun, hiçbir genel yayın yönetmeninin kapısını çalıp da bir isteğim olmamıştır. Allah'a çok şükür yıllarca majör kanallarda çok güzel işler yaptım. Sadece biat etmediğim için, eğilip bükülmediğim için gelebileceğim yerlere biraz acılı ve sancılı geldim. Ama hiç önemli değil. Geçmişe dönüp baktığımda ya da her sabah aynaya baktığımda kendimle gördüğüm aynadaki kadını da çok seviyorum. Ben sadece burada adaletli yorum yapıyorum. Aziz Yıldırım'la Acun arasında gerçekleşen bu gerginlikte bana göre Acun haklıdır. Çünkü tartışmanın bir adabı vardır. O Fenerbahçe'nin kendisine devredildiğinde, daha doğrusu ekibe devredildiğinde çok büyük borçları olduğunu görünce sormuşlar ki, sormak da hakkı tabii ki. Bugün nasıl ki belediye seçimleri gerçekleştiğinde, devir teslimlerde
İster CHP'li, ister İYİ Parti, ister MHP'li, ister AK Parti, hiç önemli değil. Her devredilen belediyelerde bırakılan borçlar yeni gelen belediye başkanına müthiş bir külfet oluyor. O hizmet etmekle mi uğraşsın, kendisine bırakılan borçlarla mı? Her iki taraf için de benim için adil bir durum değil arkadaşlar. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Şimdi bir taraftan tabii Acun Ilıcalı ve Aziz Yıldırım'ın arasındaki gerginlikten bahsettik. Diğer taraftan da anne olan, annelerin ben çocuklarına aşık olduğunu bilirdim zaten. Özellikle mesela kız çocuklarının babaya çok aşık olduğu söylenir. Efendime söyleyeyim, erkek çocuklarının da anneye çok aşık olduğu söylenir. Genellikle de annesine benzeyen kadın seçer derler ki buna asla inanmıyorum. Öyle olmuş olsa o zaman anneleriyle yaşamaya devam ederlerdi. O tamamen annelerin kendi egolarından ortaya çıkardığı bir şey. Bana göre birçok erkek annesinin çok zıttı kadınları tercih ediyor. Bazen farkında olmadan ayı da yavrusunu severken öldürür ya. Bazı anneler de erkek çocuklarını severken öldürebiliyorlar. Şimdi Çağla geldi tabii, çok tatlı bir anne. Hakikaten bayılıyorum çocuklarıyla ilişkisine, diyaloğuna. Her şeyi bir tarafa bırakayım. Bir defa Emre Altuğ'la muhteşem güzel bir diyalog yakaladılar. Ve çok güzel bir aile portreyi çizdiler. O portrede devam ediyorlar. Ama Çağla öyle bir cümle kurdu ki sosyal medya şu anda ikiye ayrıldı. Niye düştüm? Çünkü o bana aşık diye düşünüyordum. Çünkü ben de ona aşığım yani. Ya mutlaka, ama böyle bir tık platoniye düşmüş. Merhaba, hani ben de buradayım annen, hani biz birbirimize şöyle falan diyen bir tipe dönüştüm. Sonra bir gün dedim ki kuzeye, böyle yanımda duruyordu, birazcık da uzun ya, böyle şey gibi. Yani böyle daha şey hissettim, büyüdüğünü hissettim ve şey dedim. Neden benim seni sevgilim olmuyor biliyor musun dedim. Böyle neden dedi. Kalbimi o kadar çok dolduruyorsun ki yer yok dedim. Böyle baktı. Yaptı bana böyle. Aslında sonra durdum ve düşündüm, dedim ki ben bu çocuğa ne dedim. Çok çok tuhaf hissettim. Platoniye düştüm. Çünkü o bana aşık diye düşünüyordum. Çünkü ben de ona aşığım yani. Ya mutlaka, ama böyle bir tık platoniye düşmüş. Merhaba, hani ben de buradayım. Ya şimdi tabii aslında bana göre çok iyi niyetle söylenmiş bir şey. Öncelikle onu söyleyeyim. Neticede ben bir pedagog değilim ya da bir psikolog da değilim. Psikiyatri de değil. Bizim bu programımızın niteliği de bu değil. Niceliği de bu değil zaten. Ama benim orada gördüğüm bir şey var. Aslında orada iyi niyetle şunu söylemeye çalışıyor. Oğlu büyüdü ve onun artık sevgisini bir başkasıyla paylaşması gerekiyor. O da annelik içgüdüsüyle küçük bir kıskançlık yapmış. Ama tabii ki söylerken öyle bir yansıdı ki bu. Hani oğlunu kıskanan, oğlunu asla kimseyle paylaşmak istemeyen bir problemli anne gibi göründü. Aslında öyle değil. Ama tabii Türkiye'de de şöyle bir şey de var. Şimdi burada tabii Hilal de şimdi bir erkek çocuğu annesi. O yüzden de ona da soracağım bunu ben programdan sonra. Acaba anneler gerçekten çocuklarının, erkek çocuklarını paylaşmak istemiyorlar mı? Acaba sevgilisi olsa, duysa mesela, o da böyle bir tepki verir miydi bizim arkadaşımız? Onu bilmiyorum. Onu bir soracağım bakalım ne hissediyormuş diye. Ama şöyle bir şey var. Türkiye'de genellikle benim en rahatsız olduğum, aslında en temel sorunlardan bir tanesi, anneler erkek çocuklarını yetiştirirken aslında onları bir kadına hazırlarlar. Ve sizin evliliğinde huzurlu, mutlu olabilmesi için bir evladınızın, siz onu yetiştirdiğiniz için, bir kızı hazırladığınız için, bir kadına, bir evliliğe, bir ortama, bir şey hazırladığınız için birazcık daha özenli olmak lazım. Nasıl diyeceksiniz? Genellikle ay ben yaparım, oğlum elini sürmesin, o erkek işi değil, işte bu kadın işi, o senin işin değil, bu benim işim değil diye erkek çocuklarınızı öyle büyüten anneler var ki, bir tane bardağı şuradan alıp şuraya koymaya aciz erkekler var. Ya da çorabını bir tarafa fırlatır, sabah bir kalkarsınız o oda darmadağındır, bir bardak su almak için bile kalkmaz yerinden, her şeyi karısından bekler, karısı ayak yıkamalıdır, karısı onun banyosunu yaptırmalıdır, karısı evin içinde onun etrafında dört dönmelidir. Şimdi hastaysa yapalım tabii ki. Hiç problem değil. Ama sapasağlam bir adamın durup dururken egosunu tatmin etmek için gidip ayağını yıkamam. Bir adamın gece yarısı saat 3'te benim en derin uykumda beni kaldırıp bana bir bardak su ver dediği yerde kıyameti koparırım. Bakın ne diyorum? Hastalık olur,
o gün gerçekten kötü bir gün geçirmişsinizdir. Hepsine okey. Ama erkeklik egosunu hiçbir erkeğin hiçbir kadın üzerinde gidermeye hakkı yoktur. Anneler de çocuklarını yetiştirirken lütfen onlara masa toplandığında yardım etmesi gerektiğini, yataklarını toplaması gerektiğini, üstlerini başlarını çıkarırken onları götürüp kirli sepetine atılması gerektiğini, yeri geldiğinde evdeki kız kardeşine de işlerde yardımcı olması gerektiğini, sadece hayatlarının dışarıda para kazanmak olmadığını, keza kızlarımızı yetiştirirken de sadece giyinip süslenerek bu işlerin olmadığını, ne kadar varlıklı bir aileye giderseniz gidin, en azından evinizde bir yumurta çırpacak, bir tencere çevirecek kadar da bilgiye sahip olması gerektiğini, hayatın öyle bir döngüsü olur ki bugün paralı diye evlendiğiniz adamla yarın bir bakmışsınız 5 kuruşsuz kalmış, o başkalarının kavurduğu tenceredeki soğanı siz kavurmak zorunda olabilirsiniz. O yüzden de kızlarımızı yetiştirirken de kendi ayaklarının üzerinde durabileceği, yarın öbür gün ekonomik koşulları ne olursa olsun kendilerini, çoluklarına, çocuklarına yemek yapabilecek, evlerinin düzenini koruyabilecek, onun konforunu ve sistemini bozmadan devam ettirecek alanı yaratmanız gerekmekte. O yüzden çocuklarınızı yetiştirirken pamuklara sararak yetiştirmeyin. Prenses gibi yetiştirdiğiniz kızlar yarın öbür zalim bir kralın elinde kül kedisine dönüşebilir. Bugün evinizde prens gibi, efendime söyleyeyim, Ali Krambaş kesen gibi yetiştirdiğiniz çocuk yarın öbür gün şiddete meyilli olan ya da evliliklerinde istediği mutluluğu yakalamayan narsist bir karaktere dönüşebilir. O yüzden bunlara çok dikkat etmek lazım. Çağla da burada aslında hani oğlunun o kadar o kadar güzel bir diyalogları var ki çünkü çocuklarıyla, muhtemelen de orada hani bu kadar sevgiyle birbirimizle birlikteyiz, bir anda onun büyüdüğüyle yüzleşen bir anne modeli orada. Onu söylerken sadece cümlelerde birazcık şey olmuş, hani ben platoniye düştüm, hani ben, beni başkası olmayacak diye, tabii ki olacak yani. Bugün hani orada şey demiş galiba, yanlış anlamadıysam, benim neden kalbimde birisi yok, çünkü siz benim kalbimi dolduruyorsunuz gibi bir cümle kurmuş orada. Aslında onun da sevgilisi vardı ama şu da bir gerçek ki Çağla uzun bir süre hiç kimseyle beraber olmayıp, ki tabii ki olacak, yanlış anlamasın boşanmış anneler, tabii ki hayatınıza biri girecek, tabii ki ilişki yaşayacaksınız ama çocukların belli bir yaşa gelene kadar annelerin özel hayatlarını lütfen ortalığa saçmadan ve babaların da keza öyle yaşaması gerektiğini ben düşünüyorum. Çünkü anne olunca çocuklar onu bir başka adamın elinde ve kolunda görmek istemezler. Yani bunu sadece sanmayın ki bizim ülkemize has bir şey. Birçok dünyanın birçok ülkesinde anneler özellikle erkek çocukları tarafından çok paylaşılmak istenilmeyen bir kavram. Ve bizde biraz ataerkil de bir toplumun getirdiği gelenek göreneklerden dolayı annesinin başka bir erkekle görmek de istemez. O yüzden de annelerin durumu biraz erkeklerden açıkçası farklı. Şimdi ben bunu söylüyorum diye geri kafalı mı? Ne yapacak anneler de birazcık çağdaşlaşın bilmiyor. Onu ben söylemiyorum güzel kardeşim. Gördüğüm, gözlemlediğim şeylerden bahsediyorum. Kadın olduğunuz zaman öyle kolay ilişki yaşayamıyorsunuz. Kadın olduğunuz zaman bu ülkede çocuklarınız daha fazla fişekleniyor. Ya da siz hayatınıza birini aldığınızda hemen eski eşiniz çocukları batırmaya başlıyor. Annenizin evine biri giriyor mu? İşte biriyle görüşüyor mu? Babalar, sen o evin erkeğisin. Anneni koruyacaksın, kollayacaksın. Sakın hayatına biri girmesin. Sen erkek adamsın bilmem ne. Böyle babalar da olduğu için annelerin işi biraz daha bu konuda zor. Çağla da çocuklarını belli bir yaşa kadar hakikaten çok ilişkilerini ortalığa dökerek yaşamış bir kadın değildir. O yüzden de geçmiş bundan bir 6-7 ay önce bir ilişkisi vardı bir avukatla. Onunla da devam etmedi ama tabii yine de evlatları özgür bırakmak gerekir. Genç bir çocuk ve zaten anne çok güzel. Emre Altuğ çok yakışıklı bir adam. Çocukları da gerçekten inanılmaz yakışıklı çocuklar. Sevgilileri de olacak tabii ki. Çağla orada sadece teşbih yapmak istemiş. Yoksa orada herhangi bir sapkın düşünce çıkarmak doğru değil. Aksine çok çirkin olur bence. Tabii şimdi herkesin farklı dertleri var sevgili arkadaşlar. Çağla şikayet çocuğunun ilişkisiyle ilgili bir anda anne yüreği yanmış.
Böyle bir şey söylemiş. Bir anda tabii o da böyle bir duyguya kapılmış. Ama Allah başka dert vermesin. Son zamanlarda duyduğum ve geri dönüşlerinin çok kötü olduğunu da öğrendiğim bir estetik operasyondan bahsedeceğiz şimdi. Sevgili Danla Biliç efendim, biliyorsunuz geçtiğimiz yıllarda bir popo ameliyatı gerçekleştirdi. Ona popon çok küçük dediler. Popon daha güzel olabilir dediler. Brezilya poposu dediler efendim. Şöyle alımlı çalımlı bir Kim Kardashian poposu yapmayalım mı sana dediler. Gitti, popo ameliyatı oldu. Başına gelmeyen kalmadı. Buyurun. Yalvarıyorum, yaptırmayın. O öyle bir madde ki enfekte olabiliyorsunuz. Oldum 2 sene önce. Neredeyse 1 ayım hastanede geçti. O enfeksiyon yüzünden. Dolgu asla erimiyor. Erimediğiyle kalmadığı gibi sen onu popona veya memene yaptırdığını zannediyorsun. Ama o dolgu vücudunda hakimiyet elde edip her yerine dağılıyor. Benim kaburgama kadar çıkmış, diz kapağıma kadar inmişti. Ve bitmiyor. Ve bazen öyle bir yerde toplanıyor ki tenis topu yutmuş gibi görünüyorsun dışarıdan falan. İğrenç, rezalet bir şey. Bu kadar da büyük konuşuyorum. Kimle konuştuysam da aynı şeyi yaşamış. Aynı. Yani hep güzel şeyleri önerecek değilim. Şimdi de sizi, eğer aranızda düşünen varsa ki var anladığım kadarıyla, bir yanlıştan döndürmek istedim. Vücudunuza lütfen böyle bir şey yapmayın. Ben tamamen cehaletime yenilip koşa koşa gidip güzel bir popom olsun istemiştim. Ve 3 senedir bununla uğraşıyorum. Yani kurtulmak için uğraşıyorum. Çok hevesli ve nasıl yani ya diyen kızlar için. Evet, şimdi şöyle bir şeye bakıyorum da şu anda. Hep bir kısa bir şey isteyeceğim. Çünkü Danla Biliç gerçekten, hani benim de zaten en korktuğum, ya ben de mesela estetiğe hiç karşı değilim. Benim de yaptırdığım operasyonlarım var ve bundan dolayı da son derece mutluyum. Herkes de kendisini de sevmediği, uygun görmediği, ki ben botoksunu düzenli yaptıran biriyim. Dolgudan çok korkuyorum ben de hayatım boyunca. Geçirdiğim bir kazadan dolayı sadece dudağımın bir kısmında bir yırtık var benim. Oraya dikiş atılmıştı. Büyük de bir dikiş. O dikişin içerisinde bir asimetri probleminden dolayı bir yağ dokusu konmuştu. Ama onun dışında yaptırılabilir mi? Yaptırılır. Kendinizi nasıl güzel hissedersiniz. Ama yani popoya bugüne kadar implant koyup da, yani dolgu maddeleri koyup, oraya silikon koyup, yani mutlu olmuş olan ya da uzun yıllar kullanan birisi yok. Şimdi Danla tabii ki İlk çıktığı noktaya bakarsanız, Danla gerçekten bildiğiniz yüz nakli yaptırdı kendisine. Danla'nın ilk çıkış noktası arasında müthiş büyük farklar var. Ama o kadar güzel dokunuşlarla, o kadar güzel ilerledi ki ben açıkçası eski fotoğraflarına bakıp yenisine baktığımda aferin diyorum. Kendi kendine kendisinden bir başka Danla çıkardı ortaya. Yarattı demeyeceğim. Yaratma çünkü Cenab-ı Hakk'a mahsustur. Ama kendi kendine başka bir imaj oluşturdu. Çok da başarılı oldu. Benim de çok da yüzünü çok da beğendiğim de birisi. Ama şu popo estetiğinden uzak durun. Daha önce de biliyorsunuz kendisi sosyal medya fenomeni olan influencer Sametçi ya da böyle bir şey yapmıştı. O da çok büyük sıkıntılar yaşadı. O yüzden de aslında ben şunu da anlamıyorum. Bu kadar büyük sıkıntılara sebep olan, bu kadar büyük problemlere sebep olan, üstelik de çok da pahalı bir ameliyat olan bu ameliyatı niye doktorlar yapıyor? Yani aslında temeldeki sorun bu değil mi sizce Allah aşkına? Yani hani bu ameliyatlar belli ki iyi değil. Yani bu ameliyatları yaptırıp da ömür boyu onlarla kalan da görmedim. Hatta benim bildiğim kadarıyla silikonlar vücudun belli bölgelerinde de dolaştıkları için vücuda ciddi zararlar da veriyor. Apse yapabiliyor, enfeksiyon kapabiliyorsunuz ki kapmış zaten. 3 yıldır savaşıyorum bununla diyor. Korkunç bir şey bu. Ay ne olur kıçınızla başınızla oynamayın Allah aşkına ya. Gerçekten ne gerek var? Ay popolarımız bize yeter. Çok istiyorsanız gidin spor salonlarında çalışın anacığım. Yani değil mi, mesela ben 23 kilo verdim. Yani ben mesela bir BBD ameliyatı geçirdim. 23 kilo verdim. Çünkü diyet yaptım, onu yaptım, bunu yaptım. Birçok uygulamaya girdim. Ama baktım ki yok, artık belli bir yerden sonra bir ameliyat. O da araştırarak, öğrenerek, hangi doktor iyi, bunun bana geri dönüşleri ne olur, bütün riskleri de göze alarak ameliyat oldum. Ama yememe içmeme dikkat ediyorum. Vitaminlerimi kullanıyorum. Özen gösteriyorum. Bu ameliyatların sonucunda şunları yaparsan kötü olur, bunları yaparsan sağlıklı ilerlesin dedikleri noktada doktorların dediğini yapıyorum.
Ama kilo verdiğim için vücudumda mevcut 23, ne demek yani 23 kilo bir anda vücudunuzdan bir şey çıkıp gidiyor. Onun için de dikkatli olmak gerekiyor. Hani doktoru iyi seçmek lazım arkadaşlar. Bu sosyal medyada çıkan doktor reklamlarına inanıp hemen gidip yüzünüzü gözünüzü yaptırmayın. Mesela geçtiğimiz günlerde ben böyle bir şeyle gittim doktorum Engin Bey'e. Ve bana söylediği şey, şurada hemen bir not geldi bakayım. Bu çıkarmış mı implantını onu sorgulamıştım da bir saniye. Bakalım, mesaj geldi çünkü. Evet, implantları çıkarmış. Baktık hani implantlar çıkmış mı diye sormuştum. Evet, implantları çıkarmış. Sonunda da kurtulmuş. Ama mesela ben Engin Bey'e gittiğimde Engin Bey bana söylediği şey şuydu. Dedi ki, Başakçığım o gördüğünüz sosyal medya fotoğraflarına aldanmayın. Çoğu da Photoshop kullanılıyor. Üstelik de bazı fotoğrafları karanlık odalarda çekip sonrasına ışık tutarak çektikleri için onu siz götürün, kime gösterirseniz gösterin. Zaten yüzünüz ışıl ışıl pırıl pırıl çıkacak dedi. Sonra mantıklı olduğunu düşündüm. Hakikaten de öyle baktığınız zaman da onun için sizden rica ediyorum. Hemen böyle sosyal medyalarda gördüğünüz o yanıltıcı fotoğraflara bakıp koşa koşa gidip vücut yaptırmayın. Benim bununla ilgili çok büyük sorunlar yaşayan, hatta ölümle de sonuçlanan sebepler oluşturuyor. O yüzden de estetik tabii ki doğrudur ama iyi doktor, işinin uzmanı doktor, girip birazcık da araştırma yapın. Bugüne kadar yaptığı ameliyatlarla ilgili hiç sıkıntı yaşamış mı? Memnuniyetin ölçüsü ne? Gerçi estetikte de öyle bir şey var ki bugün siz memnun kalırsınız, öbür taraf memnun kalmaz. Ama doktorlara da burada görev düşüyor. Eğer bu popo implantları bu kadar büyük problemlere sebep oluyorsa, insanlar bundan dolayı sıkıntı yaşıyorsa, ay ne olur hastalarınıza da dürüstçe söyleyin ya. Her şey para kazanmak değil ki sevgili hekim abilerim, ablalarım, dostlarım. Yani söylemek gerektiğini düşünüyorum. Gelen hastaya da para kazanacaksınız diye, yok popon çok güzel olur. Hayır, asla kayma yapmaz. Ne kaymasa yol. Şu kadarcık implantlar vücudun her yerinde dolaşıyor. Böbrekle, dalakla, onla bunla aşır neşir bir halde vücudun her yerinde dolaşan silikonlar var. O yüzden de dikkatli olmakta da fayda var bence. Ne olursa olsun. Aman yaptırmayın bir bacım ya. Bir güzel kardeşlerim, kız kardeşlerim, bak kurabiyelerim, tatlılarım, kaymaklı böreklerim gerek yok. Varsa küçük rutuşlarınız olsun ama şu arka taraflarımızı, şu belden aşağılarımızla çok oynamayalım. Spor yapalım. Efendime söyleyeyim, açın bakın çok güzel uygulamalar var. Öyle spor salonlarına da gitmenize gerek yok. Bir popo implantı dediğiniz kaç lira para? Onun yerine birazcık bir hoca tutun. Gerçekten bu işin uzmanı inanılmaz başarılı hocalarımız da var. Bir spor hocasıyla çalışın, antrenörle bir personal training tutun kendinizi. Çalışın anneciğim. Pırıl pırıl ne güzel işte. Gerek yok. Sonra vücudunuzun her yerinden pıt pıt çıkacak böyle silikonlar. Gerek yok şekerciğim yani. O yüzden yoksa estetiğe karşı değiliz. Efendim, bir haftanın daha sonuna geldik. Sular gibi, seller gibi aktı günümüz. Tabii ki cumartesi, pazar geldi. Güzel bir hafta sonu diliyoruz. En azından havalar sıcak artık. Ne yapacağız diye düşünmenize gerek yok. Bir deniz kenarına gidebilirsiniz. Efendim söyleyeyim, çocuklarınızı alıp piknik yapabilirsiniz. Gerçi İstanbul'da ormanlık araziler kapatıldı şeye kadar, Eylül'e kadar. Ay ben çok mutluyum. Kusura bakmayın. Bana kızmasın arkadaşlarımız ama biz piknik yapmayı beceren bir millet değiliz efendim. Biz gittiğimiz yerleri pis bırakmayı seven bir milletiz. Bizim temizlik anlayışımız sadece evimizin içine kadar, ki bazen onu bile yapmıyoruz. O yüzden de çok doğru bir karardı bence. Bizim orman yangınlarından dolayı dilimiz çok yandı efendim. Türkiye'nin her yerinde cayır cayır yandık. Katledildi ormanlarımız. Ne kadar çok şeyle savaştık. O yüzden Allah aşkına mangalınızı da daha böyle uygun yerlerde olmasına özen gösterin. Ormana gitmeyin. Daha böyle merkezi yerlerde gidermeye çalışın diyoruz. Ve ben ekip arkadaşlarım adına size harika bir hafta sonu diliyorum. Umarım pazartesi günü tekrar Cenab-ı Hak bize nasip ederse, varsa yaşayacak günümüz, pazartesi burada sizlerin huzurunda olacağız. Görüşmek üzere.